Türk takımları işgalci ekiplerle 5 yılda toplam 80 maç yaptı. Bu 80 maçın 50'sini Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe 5 yılda İngilizlerle, Fransızlarla, İskoçlarla yaptığı 50 maçın tam 41'ini kazanarak bir mucizeye imza attı. 5 yılda sadece 5 maçta yenilmiş, yediği 47 gole karşılık 193 gol atmıştı. İşgal kuvvetlerinin yenildiği, Türk takımlarının galip geldiği haberleri İstanbul'da olduğu gibi Anadolu'da da cephede yankılanıyor ve erken bir zafer müjdesi gibi moral aşılıyordu. Zamanla cephedeki savaş kızıştıkça sahadaki mücadele de aynı oranda kızışacaktı. İkinci İnönü Zaferi'nin ardından 1921 yazında İstanbul'daki işgal ordularının başkomutanı General Harrington'la başkomutan Mustafa Kemal Paşa arasında bir görüşme ihtimali gündeme geldi. General Harrington 4 Temmuz 1921'de Kemal Paşa'ya bir telgraf çekti. Zatı devletlerinin görüşlerini dinlemem ve bunları İngiliz hükümetine rapor etmem için bana yetki verildi. Görüşme bir İngiliz savaş gemisinde yapılacaktır. Ve görüşmelerde zatı devletleri iyi kabul göreceklerdir. Mutabık iseniz size uygun gün ve saati lütfen telleyiniz. Kemal Paşa bu telgrafı alır almaz şu cevabı verdi. Bizim milli isteklerimiz ekselanslarınca bilinir. Milli toprağımızın tam kurtuluşu ile milli sınırlarımız içinde siyasi, iktisadi, askeri, hukuki, kültürel tam bağımsızlığımız ilkesi kabul edildiği takdirde görüşmeye hazır olacağımızı bildiririm. Müzakerelerin karada İnebolu kasabasında yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Orada çok iyi kabul göreceksiniz. Başkumandan, ancak bizi tanırsanız bizim sahamızda görüşürüz diyordu. İngilizler için gurur kırıcı bir yanıttı bu. Harrington'ın samimiyetle arzu ettiği görüşme suya düştü. İşte o dönemde Fenerbahçe Kulübü işgal kuvvetlerince üst üste baskınlara uğradı. Fenerbahçeliler kulübün Kurbağalıdere'deki kayıkhanesinin ahşap iskelesinden Anadolu'ya silah, cephane ve adam kaçırıyordu. Ancak General Harrington üst üste yaptırdığı baskınlara rağmen bunu kanıtlayacak bir şey bulamıyordu. Sonunda çareyi kulübü işgal ettirmekte buldu. İşgal altında kulüp. Kapısında, bahçesinde süngülü İngiliz askerleri nöbet bekliyor. Yani ama gene Fenerbahçe'nin sportif faaliyeti devam ediyor. Ama hani kulüp işgal altında. Tıpkı İstanbul gibi. Kulüp işgal edilince Fenerbahçe'nin o dönemki Fahri Başkanı Veliaht Abdülmecit'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi 1921 baharında milli mücadeleye katılmak üzere İnebolu'ya geçti. Ancak Mustafa Kemal'in şimdilik İstanbul'da kalmanız daha yararlı telgrafıyla geri döndü. Ömer Faruk Efendi İnebolu'dan döndüğü günlerde şampiyon olan Fenerbahçeli Yıldız kadroyla buluştu. Bu fotoğrafın çekilmesinden 2 ay sonra Solhaf Kamil, Kaleci Kenan ve Sahaf Ethem Anadolu'ya geçtiler. Sakarya cephesinde subay olarak görevlendirildiler. ...28 Temmuz 1922 günü Mustafa Kemal Paşa ordu komutanlarıyla birlikte Akşehir'e gitti. Dışarı Kemal Paşa'nın orada bir futbol maçı izleyeceği söylendi. Oysa maç gecesi Akşehir'de
büyük taarruz planı masaya yatırılacaktı. Zaferin yolunu açan bu son savaşta sahadan cepheye koşan Fenerbahçelilerden kimisi kaleci Kenan Or gibi albaylığa kadar yükseldi. Fenerbahçeli 10 sporcuysa şehit oldu. İsimleri Fenerbahçe'nin olduğu gibi Türkiye'nin de tarihine kazınmıştı artık.